Sayın Adam olarak mutlaka bazı şeyler düşünüyoruz, bazı şeyler değerlendiriyoruz. İşte bu söylediklerim benim geldikten sonra kendi tavrımda oluşturduğum şeyler. Ama yetmiyor. Amerika'nın veyahut da Avrupa'nın bugün ileri gitmiş olmasının en büyük sebebi fikir çeşitliliğidir. Düşünce çeşitliliğidir ve çoklu düşünme sistemi üzerine kurulmuş olmasıdır. Biz hepimiz kafa yoracağız, hepimiz bazı meseleler üzerinde fikir beyan edeceğiz. İnşallah en güzel ortaya çıkacak. O en güzelin etrafında da, arkasında da duracağız. Belli bir noktaya doğru gideceğiz. 2022 yılına yaklaşık bir herhalde 9 yıl var. Yarın 3 ay sonra yapılacak işler için çok burada konuşmaya gerek yok. Veyahut da yapılıp da bitecek zaten gözüken işler için çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama biz daha çok orta ve uzun vade için 2-3 yıl içerisinde yapılması gerekenlerle 10 yıl içerisinde yapılması gereken işleri burada konuşup ana bir eksen oluşturmamız lazım ilçe için. Bazen bizler ayrıntıda kayboluyoruz. Yani çiçekle, böcekle uğraşırken bir bakıyoruz ki iş işten geçmiş. Dolayısıyla bizim ilçenin yöneticisinin, siyasetçisinin, bürokratının, ülke sevdalısı olan insanlarımızın peşinde olduğu şu gerçekleşmesi gerekir dediği, takip ettiği bir takım ana konular lazım diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla ana çerçeve bir plana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Burada herkesi dinleyeceğiz. Şimdiye kadar Ahmet Hocam'ı görevlendirmiştik. Başka yardım eden arkadaşlarımız da var. Değişik sektörlerden fazlaca insanımızı dinledik. Zaten bir fikir havuzu, bir fikirler çokluğu ortaya çıktı. Burada da tekrar dinleyeceğiz. Burada fikir beyan edenlerin fikirlerini alıp not edeceğiz. Eğer ki ben burada söyleyemedim, yeterince dile getiremedim diyorsanız 12 Nisan'a kadar bu fikir alma işini açık tutuyoruz. Ahmet Hocam, Ahmet Cesur Hocamız, öğretmenimiz bizim ARGE ekibinde, Milli Eğitim'de gelip yazılı veya sözlü olarak fikirlerini beyan edebilirler. Daha sonra da biz bunları inşallah tartışacağız, edeceğiz daha dar bir katta. Dolayısıyla bizim yol haritası, haritamız diyebileceğimiz, arada bir bakıp bizim ne yapmamız gerekiyormuş diye okuduğumuz bir rehber, bir yol haritası, hedef 2022 ismini her ne koyacaksak bir ana hedefimiz olacak. Onu da herkesle paylaşacağız, bastıracağız, sizlere de dağıtacağız ve mümkünse bir kamuoyu oluşturmaya çalışacağız. Vatandaş bilmesi lazım. Vatandaş ben diyelim ki geldiğimde meydan yapacağım diye söylediysem birkaç yere artık bu benim boynumun borcudur. Mutlaka bir ara yapacağım. Eğer Allah'tan bir nane olmazsa. Dolayısıyla planlar yapıldıktan sonra bunu kamuoyuna mal etmek demek bunun takibini veyahut da kamuoyu baskısını bu işin içinde oluşturmak demek. Dolayısıyla işlerin yapılmasını kolaylaştırıyor. Gizli kapaklı planlar yapıp ondan sonra raflara koymak zaten şimdiye kadar yapılan işlerden dolayısıyla bir faydasını da görmedim. Bizim mevcutta zaten şu anda 2023 vizyonu diye bir şeyimiz var. Ama ben bu işi en yakın kim bilir? Üstü Bey bilir. Üstü Bey'e sorsam nerede diye yeriniz o bulur. Gayemiz bir kitapçık yapıp bunu rafa koymak değil. Bir kitapçık yapacağız. Bunu kamuoyuna mal edeceğiz. Ve Emet'te bir hava buluşsun istiyoruz. Şu konuların peşine düşelim istiyoruz. İnşallah hep birlikte siyasetçisiyle, işte kaymakamıyla, düşünenlerimizle, müdürlerimizle, amirlerimizle, vatandaşlarımızla birlik olarak da daha güzel günlere ulaşalım istiyoruz. Ben çünkü Emet'in bir şansının daha olduğuna çok kalpten inanıyorum. O bir şans da inşallah en büyük faktör yol işi. Dün de burada konusu yapıldı. Tavşanlı yolu ve Sinavlu'nun gittiğinde Gediz yoluna açıldığında havaalanına iyi kötü bir bağlantı yolumuz tamamlandığında ve Etibor'unda o ciddi yatırımları gerçekleştiğinde biz bunlara ayak uydurur, tekrar hazır halde bu işlere ayak uydurur, biz de bir şeyler yaparsak
Emet'in önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok ciddi hamleler gösterebileceğini düşünüyorum. Ama bütün bunlar olduktan sonra hala bir kıpırdanma yoksa, hala bir ümit ışığı yoksa, o zaman üzülerek şunu söylemek lazım. Demek ki o zaman bu işin kimyasında bir şey var. Yani bu işin olmamasını gerektiren bir durum var demektir. O zaman üstüne belki kapılmak doğru olabilir. Ama şu anda ben çok ümitliyim. Yani Emet'in geleceğinden. Ben olayın başında arkadaşlar olsun önemli değil. Birlik olursak her şey çok daha güzel olacak. Biz bazen birbirimizi çok fazla konuşuyoruz. Aslında birbirimizi konuşmaya gerek yok. Yani birbirimizi çekiştirmekten, birbirimizin dedikodunu yapmaktan, Ahmet'i Mehmet'i konuşmaktan bu memleket bir yere gitmez. Benim kötü olmam bu ülkeye bir şey kazandırmaz. Ahmet'in kötü olması bu ülkeye bir şey kazandırmaz. Önemli olan taş üzerine taş koymaktır. Dolayısıyla sonuç odaklı olarak bir şeyleri başarmak üzerine odaklanmış olarak hareket etmemiz lazım. Yoksa bu yapılan işte bazen oluyor kahve muhabbetler. İşte Ahmet şuraya gitmiş, Mehmet buraya gitmiş, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Zaten bu konuşmalar bizi biraz da geri iten. Gayret edin yanında olacağız. Bu memleket için sevdalı olanların yanında olacağız. Kendi katkımız varsa koyacağız. Dolayısıyla daha güzel inşallah bir Emet'te yaşama fırsatı bulacağız. Biz de gelip geçeceğiz ama burada arkadaşlarımın çoğu bu memleketin öz evlatları. Dolayısıyla buraya geçirse, bura daha müreffeh olursa buradan en çok sizler ve çocuklarınız yararlanacak. Onun için ben yapılacak olan katkılara şimdiden teşekkür ediyorum. Söz almak isteyenlere ben söz vereceğim. Arkadaşlar, not eden arkadaşlarımız var. Not edeceğiz. İnşallah hayırlı olur diyorum.